Kadro ya öyle dur bir kadro. değil mi? Değil açısından konuşmuyorum ben ama. Dur açısından değil. Yani ben yerli futbolcular için içeride özür diliyorum. Görüntüler çok sıcak. Galatasaray yarın Žalgiris Vilnius'la karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Litvanya'da sevgili seyirciler, sarı kırmızılı ekip, Galatasaraylı oyuncular ekrana yansıyor. Abdülkerim Bardakçı görüntüde Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta savunmada Nelson'la beraber çok çok iyi iş çıkarmıştı. Teknik direktör Okan Buruk da ekrana geliyor. Saat 19'da iki ekip karşı karşıya gelecek. İşte Mertens, Galatasaraylı taraftarların da ilgisi var. Sarı kırmızılı oyunculara bu sıcak görüntüleri Aspor ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Hava da iyi galiba Kerem. Hiç fena görünmüyor. Evet. Evet Olympique yani Morutsan ekrandaydı. Tişörtle çıktı gitmişler yani. Bakalım hocam sıcaklığı 23 derece gösteriyor şu tam anda. Tam iyi. Gayet konfor güzel. Sıcaklığı 23 ama derece. Ama yağışlı görünüyor hafta boyunca. Şu an sanki öyle bir durum söz konusu değil. Kaan Ayhan yine ekrana geldi. Galatasaraylı oyuncular görüntüde Wilfried Zaha ile alakalı konuşuyorduk ki daha konuşacağımız şeyler mutlaka var. Süper Lig'de son yılların en iyi transferlerinden birini yaptı Galatasaray. Oyuncunun sarı kırmızılı ekibe neler katacağı üzerine kafa yoracağız. Fredrik Mitsche ekrandaydı. Belki geçen yıl genel hatlarıyla beklentileri karşılayamadı ama özellikle Adana Demirspor maçında attığı kritik gol akıllarda. Kerem Aktürkoğlu takımın önemli isimlerinden biri. Yine görüntüye geldi. Halil Dervişoğlu ekrandaydı. Sacha Boye Galatasaray'ın yükselen yıldızı az önce görüntüdeydi. Ve Angelinho'yu ekranda görüyoruz. Şu anda Galatasaray'ın bu sezonki hakikaten önemli transferlerinden biri de şüphesiz ki Angelinho oldu. Özellikle hücumda verebileceği katkının boyutunu düşününce Galatasaray'ın iyi iş çıkardığını hissedebiliyoruz. Ama tabii ki performanslar önemli. Sahada oyuncuların ne yapacağı önemli. Ve büyük bir heyecanla eminim ki Galatasaray camiası yarınki Žalgiris Vilnius mücadelesini bekliyor. Bir Galatasaray efsanesi Fernando Muslera ekranda. Uzun yıllardır sarı kırmızılı takımın kalesini koruyor. Uruguaylı kaleci ve Türk futbolunda en çok kupa kazanan oyunculardan biri. Aslında ligimizin önemli efsanelerinden biri haline geldiğini de belirtmek gerekiyor. Galatasaraylı oyunculara taraftarların ilgisi sürüyor. Sergio Oliveira yine takımın içindeki önemli oyunculardan biriydi. Victor Nelson ekranda yine Abdülkerim'le beraber ilk 11'de oynamalarını bekliyoruz yarın. Çok çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray ki ilerleyen dakikalarda da bu maç üstüne konuşacağız. Zaniolo ekranda geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a katıldı. Nicolo Zaniolo sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi hedefine İtalyan oyuncu da yardımcı olmaya çalışacak. Bu görüntüleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz. Yarınki maçla alakalı beklentilerimizi de aslında konuşabiliriz. Tam zamanıdır. Sonrasında Zaha'ya tekrar döneceğiz. Sabah Çorlu Galatasaray, Žalgiris Vilnius'a karşı yarın 19'da sahada olacak. Tabii ki sarı kırmızılılar turun açık favorisi. Tartışmaya bu kapalı bir konu. Ama Litvanya temsilcisinin de ligi devam ediyor. Fiziksel olarak biraz daha hazır oldukları herhalde öngörülebilir.